Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım değerli izleyicilerimiz. Nihayet emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı ikramiyesini alacağı tarih kesinleşti değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Nihayet emekli vatandaşlarımızın Nisan ayı içerisinde alacağı Ramazan Bayramı ikramiyesi 1000 TL'yi ne zaman alacağı kesinleşti. Bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Tüm emekli vatandaşlarımız yayınımıza hoş geldi. 12 milyon emekli için 4 günde ikramiye. İşte emekliler için bayram ikramiyesi ödeme takvimi. 12 milyon emekli için müjdeli haber geldi değerli izleyicilerimiz. Daha önce emekliler için ödenen bayram ikramiyesi ile ilgili erken ödeme yapılacağı duyurulmuştu. Dün de emekli ikramiyesi için net tarihler, kesin tarihler belli oldu değerli izleyicilerimiz. Emekli maaşı yanında yılda iki kez ödenen ikramiyelerin ilki olan Ramazan Bayramı ikramiyesi dikkat bu yıl 7 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Tekrar ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı ikramiyesi 7 Nisan ile 11 Nisan arasında ödenecek. Yani 7 Nisan, 8 Nisan, 9 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan. Şimdi bunun detaylarını veriyorum. <laughs> Peki kim ne kadar alacak, ödeme takvimi ne e, nasıl olacak, bayram ikramiyeleri ve emekli maaşları ile ilgili tüm son dakika haber ve gelişmeler videomuzda değerli izleyicilerimiz. 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri öne çekildi. Bayram ikramiyeleri 7 ila 11 Nisan tarihleri arasında ödeneceği kesinleşti değerli izleyicilerimiz. Buna göre SSK'lılar dikkat SSK emeklisi vatandaşlarımız 7 ila 10 Nisan tarihleri arasında alacaklar. Tekrar ediyorum. SSK emeklisi vatandaşlarımız emekli ikramiyesini, Ramazan bayramı ikramiyesini yani 1000 TL'lerini 7 ila 10 Nisan tarihleri arasında alacaklar. Peki Bağkur ve emekli sandığı emeklisi vatandaşlarımız ne zaman alacak? Bağkurlular ve emekli sandığı emeklileri de 11 Nisan tarihinde 1000 TL'lerini Ceplerine koyacaklar değerli izleyicilerimiz bu tarihler çok önemli emekli vatandaşlarımız için Tekrar ediyorum SSK'lı vatandaşlarımız SSK emeklisi vatandaşlarımız 7 ila 10 Nisan tarihleri arasında Emekli ramiyelerini ceplerde koyacaklar 1000 TL'lerini e, Bağkur emeklisi ve emekli sandığı emeklileri yani memur emeklileri ise 11 Nisan tarihinde değerli izleyicilerimiz e, Bayram ikramiyesi olan 1000 TLlerini ceplerine koyacaklar değerli izleyicilerimiz e, Evet 1250 lira oldu mu diyor Hayır 1250 lira keşke olsaydı biz de takip ettik ama maalesef şu anda 1250 e, olma durumu. Yok, inşallah olur diyelim ama şu anda gözükmüyor. Şu an sadece 1000 TL'nin ne zaman alınacağı kesinleşti değerli izleyicilerimiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bayram ikramiyesi ödemelerini yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çektiklerini belirterek ödeme takviminin ayrıntılarını, detaylarını açıkladı değerli izleyicilerimiz. Buna göre SSK'lı olanlara tahsis numarasının son rakamına göre. Dikkat! SSK emeklisi vatandaşlarımız tahsis numarasının son rakamına göre dikkat son rakamı son iki rakamı 17 18 19 olanlar 7 Nisan'da alacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. SSK emeklisi vatandaşlarımız tahsis numarası 17, 18, 19 olanlar 7 Nisan'da 1000 TL'lerini ceplerine koyacaklar. Tahsis numarası tahsis numarası 20, 21, 22 olan SSK emeklisi vatandaşlarımız dikkat 8 Nisan'da koyacaklar arkadaşlar. 8 Nisan'da değerli izleyicilerimiz 1000 TL'lerini ceplerine koyacaklar. SSK emeklisi vatandaşlarımızdan tahsis numarasının son iki rakamı 23-24 olanlar ise 9 Nisan'da değerli izleyicilerimiz 1000 TL'lik emekli ikramiyesini ceplerine koyacaklar. SSK emeklisi vatandaşlarımızdan e, tahsis numarası son iki rakamı 25-26 olanlar için 10 Nisan'da emekli e, bayram ikramiyelerini alacaklar değerli izleyicilerimiz. 4B Bağkur ve emekli sandığı kapsamında olan emekli vatandaşlarımız ise 11 Nisan'da emekli ikramiyelerini Ceplerine koyacaklar değerli izleyicilerimiz. Burası önemli olduğu için tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. 7-10 Nisan tarihleri arasında SSK emeklisi vatandaşlarımız emeklilik ikramiyelerini çekecekler. 11 Nisan'da ise Bağkur ve e, memur emeklisi vatandaşlarımız yani emekli sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini çekecek değerli izleyicilerimiz. SSK emeklisi vatandaşlarımız tahsis numarasının son iki rakamına göre bölünüyor günlere. <laughs> Bunlar şu şekilde tekrar ediyorum. Tahsis numarasının son iki rakamı 17, 18, 19 olanlar 7 Nisan'da değerli izleyicilerimiz 1000 TL'lerini alacaklar. Tahsis numarası 20, 21, 22 olan SSK emeklisi vatandaşlarımız 8 Nisan'da 1000 TL'lik e, ücretlerini e, alacaklar değerli izleyicilerimiz. Tahsis numarası 23 24 olan emekli sandığı e, emeklisi pardon SSK emeklisi vatandaşlarımız 9 Nisan'da 1000 TL'lerini ceplerine koyacaklar. Tahsis numarası 25 26 olan SSK emeklisi vatandaşlarımız 10 Nisan'da 1000 TL'lik emeklilik ramiyesini çekecekler. 4B dediğimiz Bağkur emeklisi ve memur emeklileri yani emekli sandığı emeklileri ise bayram ikramiyelerini 11 Nisan tarihinde alabilecek değerli izleyicilerimiz. Kamu eve gönderiyor. Salgının en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Bakan Selçuk emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor. Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlarımıza götürüyoruz. Evde kalın hizmeti kapsam kap, evde kalın hizmeti kapınıza getirelim dedi Sayın Bakan Evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalara destek için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu evden maaş, aylık ödenmesi konusunda da yardım ediyor değerli izleyicilerimiz. Sokağa çıkma yasağı olan ve kimsesi bulunmayanlar 112, 155, 156 numaralı telefonu çevirerek değerli izleyicilerimiz maaş ve aylık konusunda talepte bulunanlara ilişkin talep listesi oluşturuyor değerli izleyicilerimiz. Peki kim ne kadar ikramiye alacak? Emekli vatandaşımızın kendisi 1000 TL alıyor. Ölüm aylığı oranı %75 olan 750 TL alacak. Ölüm aylığı oranı %50 olan 500 TL. Ölüm aylığı oranı %25 olan 250 TL alacak <laughs> değerli izleyicilerimiz. 2 aylık alana yüksek dosya üzerinden ödenecek. Sürekli iş görmezlik ödeneğinde iş görmezlik derecesi oranında bir ödeme yapılacak. Ödeme takvimi nasıl olacak? SSK'lı olanlar tahsis numarasına göre son rakamı 17, 18, 19 olanlar 7 Nisan'da, 20, 21, 22 olanlar 8 Nisan'da, tahsis numarası 23, 24 olanlar 9 Nisan'da, 25, 26 olanlar 10 Nisan'da bayram ikramiyelerini alacaklar. Bağkuru emekli sandığı emekleri ise 11 Nisan tarihinde 1000 TL'yi ceplerine koyacaklar. Evet değerli izleyicilerimiz bu şekilde faydalı müjdeli bilgileri anında cep telefonunuza ulaşması için sizden isteğimiz öncelikle Atasever Akademi kanalımıza abone olmanız daha da önemlisi bildirim zilini açmalısınız ki bu şekilde faydalı, müjdeli bilgileri yayınladığımızda anında cep telefonunuza bildirim olarak gelsin değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalınız, sağ olun, hoşça kalınız.